zorlu bir transfer dönemi geçirdik. Her gün ayrı bir hikaye. Çok şükür anımızın akıyla bitirdik. Biliyorsunuz harcama limiti en düşük, ligdeki en düşük takımdık. Fakat artı transfer yasakları, tahtanın kapanması, son anda çıkan yeni borçlar, kulüpler derken inanılmaz bir birer geçirdik. Bugün artık son transferimiz. Gönül isterdi ki Deniz Alibek de burada olsun. Fakat kendisi milli takıma katılmak üzere o gün Ankara'ya geldi. İşlemlerini yaptık, gitti. Hepinizin bildiği dünya ünlü Manuel Fernandez takımımıza katıldı. Gerek tecrübesi, gerek oyun yeteneğiyle hem takımdaki gençlerimize örnek olacak, hem de gollerimize, bulunduğu pozisyon itibariyle forvetlerimize destek verecek. Ben kendisine HES Kablo Kayseri Spor Kulübü'ne hoş geldin diyor ve başarılar diliyorum. I just told welcome to Thank you. HES Kablo Kayseri Spor and I would like to congratulate you and wish you success. Thank you very much. And now we can sign. Yes. Just for picture. Yes. Çok yaklaşmayalım lütfen. Teşekkürler. You want to say something? I can translate. Takımımız izin sürecinde olduğu için Ankara Gücü galibiyetinden sonra bugün tercümanımız da yok. Ben eğer soru sormak isterseniz ya da onu söyledikleri ben kendim tercümanlık yapabilirim. I would like to say that I'm very happy to be here and I hope that I can be part of the future success of the club. And, let me translate. bugün burada olmaktan çok mutluyum ve kulübün gelecek, yani bu sezona gelecek başarısında bunun bir parçası olmaktan da inanılmaz umutluyum, mutluyum. And I hope that together can achieve all our objectives, my personally and the club as well. Burada hem kendi hedeflerime hem de kulübün hedeflerine yardımcı olmak için çalışacağım. And all the best for all of us. Hepiniz için en iyi dileklerimi sunuyorum diyor. Eğer sizlerin de sorusu varsa hemen iki dakika içinde alalım. Çünkü bugün transferin sonu, çok fazla işlemlerimiz var. Ama bu olayı da sizlerle paylaşmak istedik. Başka, Türkiye'de başka takımdan teklif aldı mı? Bu ilk sorum. İkinci sorum da Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra uzun bir süre Rusya dönemi oldu. Hem Krasnodar'da hem Lokomotiv Moskova'da forma giydi. Türkiye ile Rusya kıyaslarsa neler söylemek ister? He has two questions. Mm-hmm. One, if you get other offers from Turkey, mm-hmm. from other clubs. Second, after Beşiktaş, you've been to Russia mm-hmm. in two clubs. How do you compare? Very short. Mm-hmm. At this point, there's no point talking about if I had other offers or not in Turkey. Diğer teklifleri şimdi artık ben burada imza attıktan sonra konuşmam bir anlamı yok. Important that I'm here now. Önemli olan benim şu anda burada olmam. About the difference, there's a difference between Turkey and Russia. It's only not in football wise, but culturally wise as well. And but for me, I just have in the end, I just have to try to adapt as best the best as possible. Türkiye ile Rusya arasında zaten hem coğrafi hem de kültürel farklar var. Ama ben her gittiğim yere adapte oluyorum. Başkan, kaç yıllık sözleşme ve alacağı Rusya takımında? İki yıllık sözleşmemiz var.